ihtiyaç sendromu birazcık daha bebeklikten aslında çocukluğa geçiş dönemi olarak adlandırabiliriz çocuklarda. Çocuğun artık konuşmaya ve yürümeye başladığı dönemler, daha anneden bağımsızlaşmaya başladığı dönemler olarak adlandırabiliriz bunu. Ve bu dönemde çocukların birazcık daha hırçınlıklarının, öfkelerinin, inatlaşmalarının ebeveynlerle oldukları ihtiyaç sendromu olarak aslında adlandırılır. Az önce de söylediğim gibi çocuk anneden yavaş yavaş bağımsızlaşmasıyla, yürümeye, konuşmaya başlamasıyla birlikte dünyayı daha fazla gözlemleme, denemeye açılmasıyla birlikte onun için hareket kabiliyetinin artmasıyla aslında daha fazla tehlikeye açık hale gelir. Daha fazla bağımsızlığının keyfini çıkarmak için tehlikeli durumlarda kalabilir. Ve ailelerin o yüzden daha belirgin bir şekilde de çocukların üzerine daha fazla düşmeye başladığı dönemdir. Onu yapma, şuraya gitme, aman düşeceksin, bunu yiyemezsin. Dolayısıyla aslında çocuğun bağımsızlaşmaya başlaması ve ailenin onu güvenliği için en başta kontrol altında tutmasıyla ebeveynler arasında olan bir çatışmalı, ebeveyn çocuk arasında olan bir çatışmalı dönemdir. O yüzden en önemli yapılması gereken şey aslında bu dönemde çocuğun güvenliğini tabii ki düşünmek ama hareket alanına, keşif ihtiyaçlarına da imkan sağlamaktır ebeveynler açısından. Tamam ben yanındayım, şunu yapabilirsin ama ben burada yanında kalayım. Onu yemen senin için işte riskli olabilir, onun yerine şunu yapabilirsin gibi daha hem ona alan açan ama bir yandan da onu güvenliğini düşündüğümüz bir yerde durmamız gerekiyor aslında. Tabii bu gibi bu dönemde ebeveynler çok fazla müdahalede bulundukları zaman olumsuz çocuklarda karşılığını görebiliyoruz bunların. Özgüvenle ilgili sıkıntılara sebep olabilir. Çok fazla inatlaştırabilir çocukları ya da içe kapanabilirler. Bunu yapmam uygun değil zaten ya da ceza var sonunda. Engelleniyorum sürekli. Bunun sonucu olarak ya bir şey yapmaktan vazgeçerler ya da daha fazla hayır ben bunu yapacağım diye kendilerini tehlikeli noktalarda bulabilirler. Gerçekten onları tehlikeli durumlarda bırakabilecek eylemlerde bulunuyor olabilirler. O yüzden olabildiği kadar desteklemek, güvendesin, ben yanındayım, bunu birlikte deneyebiliriz. Çünkü çok fazla keşfetme ihtiyacıyla birçok şey yapmak isteyeceklerdir. Ama onlara eşlik ederek, engellemeden onların yanında kalabilirler ve gel bunu birlikte yapalım diyebilirler. Bu dönemde yaşanan zorluklar, ebeveyn çocuk çatışması ileriki yaşlara taşınabileceği gibi o dönemde de kendi içerisinde hallolabilir. Ama bu dönemin sıkıntısız bir şekilde hallolması ve bu dönemde yaşanan problemlerin ilerleyen dönemlere taşınmaması için en önemli yapılması gereken şey aslında çocuğun bu dönemde yaşaması gereken bir keşif ve özgüven duygusunun oturması gereken bir dönemdir bu. Dolayısıyla aileden bunu aldığı sürece bu dönem sağlıklı bir şekilde kapanacaktır. Dönemi tabii ki sosyalliğinin de başladığı bir dönem çocuğun. O yüzden sadece kendi ev içindeki ebeveynleriyle ilişkilenmesinden değil, yaşıtlarıyla, akranlarıyla gördüğü sosyallik, onların ilişkisiyle, onların ailesiyle kurduğu ilişkilerden gözlemleri de çok kıymetli. En azından bir ebeveyninin ya da bakım birinin yanında olduğu, yakınlarında olduğu, ulaşılabilir olduğu ortamlarda sosyalleşmesi, oyun gruplarına katılması da destekleyici olacaktır.